mayınların gemiye yüklendiği yol olarak biliniyor. Burada bir de şey var. Neredeyim? Neredeyim? Dondum. Bu nasıl bir şey o? Şimdi Kurtuluş Yolu'ndayız. Kurtuluş Yolu Bandırma Vapuru'nun ilk yanaştığı liman noktası oluyor. Orayı Kurtuluş Yolu olarak isimlendirmiş. Arkada gördüğünüz demir yolu mayınların gemiye yüklendiği yol olarak biliniyor. Yani buradan mayınlar yüklüyorlarmış. Soğuktan yemin ederim konuşamıyorum. Mantığımı falan yitirdim. Hemen arka tarafta. Şimdi göstereceğim size. Komutanlar var. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere. Refet Belek, Kazım Dirik, İbrahim İtalya Öngören, Mehmet Arif Ayıcı olmak üzere. Diğer bütün komutanların Bağmama heykeli şu an burada. Buz gibi. Şimdi burada bir de şey var. Yabancılar pazarı mıydı? Çarşısı. Yabancılar çarşısı var. İyi dondum. Yabancılar çarşısında daha öncesinde yurt dışından kadınlar ve erkekler gelip Türkiye'de bulunmayan malzemeleri falan getirip satıyorlarmış. Tabii artık geçti gitti. Çünkü işte izinleri falan kalkmış. Satış izinleri yok. Önceden burada çok güzel Rusya'dan falan mallar geliyormuş. Çok güzel bir çarşıymış. Ama şimdi tamamıyla neredeyse Türklerin elinde. Türklerin işte ürünlerini sattığı bir çarşı haline gelmiş. Bu arada Kurtuluş Yolu içerisinde sağ ve sol tarafta Balmama heykelleri göreceksiniz. Her şeyi çekmiyorum çünkü her şeyi çekersem buralara gelmek istemezsiniz zaten. Ahmet'in videosunda var. Bakarız ve görürüz dersiniz ve ben bunu istemem. Sonuçta buraları size sadece küçük çaplı göstermeye çalışıyorum ki merak edin de gelin diye. Buradan bir yere gideceğiz. Sevgili kadınlar, bizi biz yapan varlıklar, sizin için bu kısım. Bir yere gidiyorum şimdi. Bakalım nereye gidiyormuşum. Neredeyim? Amazon köyündeyim. Amazon kadınlarının köyündeyim. Biliyorsunuz savaşçı kadınlardı. Hatta kimdi ya? Bir ara Marvel'ın bir şeyi vardı, filmi vardı. Lan izledim de filmini, Allah kahretmiş, unuttum ya. Şimdi Cemaatül Müslümin kış dönemi müzemiz 8'de açılacak ve ziyaretçi alımı 8.30'da 16.45 arasında yapılacakmış. Pazartesi günlerine mahsus genel temizlik bakım nedeniyle 12'de ziyarete açılıyormuş falan filan. Yani ben bu bölümü göstereceğim size. Öğrenci 1 lira yine, yetişkin 2 lira. Burada da müze kart geçerli değil ama müze. Yine bankamatlardan geçiyorsunuz. O şekilde içeriye geçiyorsunuz. Şimdi ben size içeriği göstereceğim. Yani o zaman da köleleştirilmişiz. O zaman da köleleştiriliyoruz. Bu zamandaki köleliğimiz şu. Aşkım bana fotoğraf çek.
Ay, ay, ay. İçeride şimdi balonundan heykeller var. Size içeriği birazcık göstereceğim. Bakalım ne varmış. Ulan güneş gelince de nidatlı olalım. Burası herhalde yaz zamanında çok daha aktif ve güzel oluyor. Ben şimdi kışın ortasında geldiğim için haklı olarak adam akıllı bir şey göremiyorum. Buradan heykellerin oraya geçeceğiz. Yani orası neresi oluyor? Heykellerin orası kocaman iki tane aslan heykeli var. Ortasında da bir Amazon yengemiz var. Hemen bir oraya gidelim bakalım oralarda ne varmış. Şimdi burası ortasında böyle bir nehir akan. İçinde de balık falan varmış bayağı bir. Fakat balıkların tutulması yasak, yüzmesi yasak bir bölgeymiş. Şimdi sizler de aslan heykelleri mi? Büyük kadın Amazon heykeli heykellerinin yanına gidiyoruz. Evet, şimdi geldik birinci aslanın içine. Burası bir müzeymiş öğrendiğim kadarıyla. Müzenin içerisinde bir savaş sahnesi var balonlarından. İkinci katında kılıçlar ve işte bilezikler, ok uçları falan var. En üst katında da, onun esprisini en üst katta yapacağım, onu bekleyin şimdi. Şimdi size çok kısa şekilde birinci aslanın içerisinde neler olduğunu göstereceğim. Burada o zamanla kullanılan işte yay, mızrak, balta, işte kalkan, mızrak, yay, balta, kalkan. Şu hareketleri yapmak için uzattım bu videoyu. Tasvir edilmiş mi diyeyim artık? Bazıları eskisi gibi duruyor. Ya çok iyi yapmışlar ya da gerçekten o zamankileri buraya koymuşlar. Yani çok iyi tasvir etmişler burada. Şimdi size oraya göstereceğim. Zaten güneş açınca hemen çıkıyorduk, yaşar geliyorduk. Şeyleri buluyor musun? Yapıyorum, bunlar şuraya kal, bunlar ayrı. Savaş sahnesini size yukarıdan da gösterdiğime göre hemen üçüncü kata çıktım ve artık ekmek açtığının haricinde geçti. Kapatma, kapatma videoyu, kapatma, daha karşı aslan gel.
tamam güldük eğlendik ya da. Şimdi size üçüncü katta gösterdikten sonra kadın Amazon heykelinin en büyüğünü göstereceğim. Daha sonrasında diğer hastaneye doğru geçeceğiz. Orası bir toplantı salonuymuş yanlış öğrenmediysem. Bir de orayı gösterip daha sonrasında bu vlogun da sonuna gelmiş olacağız. Şimdi iğrenç esprim ve üçüncü katı da hallettiğimize göre heykele geçelim. Evet, şimdi geldik en büyük Amazon kadın heykelinin dibisine. Şimdi buralarda zaten rölyeflerde görüyorsunuz savaş sahneleri. İşte bir savaş borusu ötüyor. Bir kadının elinde mızrak var. Daha sonrasında burada bir Amazon kadını ölmüş diye Amazon kadını baltayla bir erkeğe saldırıyor. O kalkanını tutuyor. Daha sonrasında burada bir öküzü mü çekiyorlar? Bir yerden bir yere götürüyorlar gibi bir sahne var. Diğer taraftaki sahneyi size bırakırım. Gelip kendiniz görürsünüz artık. Bir de size bunu arka taraftan çekip göstereceğim. Çünkü ön kamerada ters alıyor. Hemen şimdi bir de arka taraftan göstereyim size. Bu arada diğer taraf Murat abi söyledi. Bir toplantı salonu dedi, bir sinema salonu dedi. Ben onun yalancısıyım. Sinema salonu dedi şimdi de. Sinema salonuymuş. Son videomuzu buradan çekiyoruz ve bu vlogu bitiriyoruz. Çok hızlı hemen kaçırmadan gösteriyorum. Arkada gördüğünüz bizim hiç desteklemediğimiz hayvanseverler olarak bahsediyorum. Bir olay var, fayton olayı. Tarihi bir olaymış. Hani tarih olmasına bir şey söyleyemiyorum da sevmiyoruz yani. Bunu Büyükada'da da desteklemedik. Başka bir Amazon adasında da desteklemiyoruz. Hiçbir şekilde desteklemiyoruz bu olayı. Atları bu şekilde kullanmaları benim için hoş değil. Tam eski bir kültür olabilir. Fakat neden ben tık tık iki gezeceğim diye atlar bu kadar yorulsun. Ve eminim bakım şartları da Büyükada'daki gibi rezil haldedir. Sosyal mesajımızda verdiğimize göre son bir noktayı hemen çok kısa bahsedeceğim. Bak adam paraşütü hazırlamış mesela, gösteriyorum ama. Bak gördün mü bak. Şimdi hemen kendime verdim. Şuradaki noktada Şuradan üçlü teleferikler çıkıyor. O teleferiklerin olduğu nokta Amisos Tepesi çıktığı yer. 3,5 lira falanmış binişi. Hani öyle çok bir görsellik arz etmeyeceğini düşünerek çıkmıyorum. Çünkü yukarısı belli yani, apartman dolu. Çok bir şey yok. Hani gitmek isterseniz burada gideceğiniz noktalardan birisi orası zaten. Son Samsung videosunda size burada gidebilecek noktaları yine paylaşacağım. Bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sonunda. Artık bitti. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.